bizim komutanlarımıza bildirilecek. 7, bu üslerin içerisindeki Amerikan askerleri üstten çıkar bir çocuğumuzu ezerse elbette burada mahkeme olacak. Biz müstemleke değil. 3 sayfa bu maddeleri yazdırdık. Niçin? Çünkü bizden önce Amerikalılar öyle bir anlaşma yapmışlar ki size yardım edeceğimiz diye. Afrika'daki müstemlekelerde bile öyle anlaşma yoktu. Bunları biz madde madde yazdırdık. O günkü toplantıda İhsan Sabri Bey dedi ki, hocam siz söylediniz, emrettiniz, ben de yazdım. Ama ben bir Dışişleri Bakanıyım. Bana hiçbir esneklik bırakmadınız. Ben gidip neyi müzakere edeceğim? Bu adamlar ultimatom vereceğim. Evet, ultimatom vereceksin dedik. Yoksa açmayız dedik. Bu şartlar altında benim hiç ümidim yok dedi. Ve böylece istemeye istemeye gitti. Bir aya yakın orada kaldı. Sonra arkadan geldi. Bize malumat verecek. Önce Sayın Erbakan hocamıza teşekkürle söze başlıyorum dedi. Hayrola, bu bize öyle kolay kolay teşekkür etmez. Neden yapıyorsun diye kulak kabarttık. Ve şunları söyledi. Dedi ki efendim, ben eskiden de birçok hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı yaptım. Gittiğim her seferinde Amerikalılar bana hep şu numarayı yapmışlardı. Şu oyunu oynamışlardır. Demişlerdir ki biz yönetim olarak aynen sizin gibi düşünüyoruz. Ama bizim başımızda bir senato belası var ki bunların hiçbirini biz onlara kabul ettiremeyiz. Malum burası demokrasiyle idare ediliyor. Biz istiyoruz ama onlar kabul etmiyor diye diye hiçbir istediğimizi kabul etmezlerdi. Bu sefer de aynı numarayı yapmaya kalktılar. Fakat ben çok rahattım. Kendilerine gülerek dedim ki bitti. Artık bu numarayı bize yapamazsınız. Niye? Bizim de başımızda öyle bir milli selamet var ki sizin senatonuz milli selamet yanında vız gelir dedim. Onlar da milli selameti, milli görüşü tanıyorlar. Onun için bunları kabulden başka çare olmadığını gördüler. Bütün maddelerin hepsini kabul ettiler. Teşekkür ediyorum. Sizin bana yaptığınız notlar bu başarıyı elde etmeme temel teşkil etti dedi. Ne konuşuyorum ben şimdi size? İşte üsler bizim bu temellerini attığımız esaslara göre sonradan açılmıştır. Ve bunların açılış statünün esasları bunlardır. Soruyorum size şimdi, komünist tehlikesi diye bir şey kaldı mı? Hayır. Öyleyse bu üslerin hemen kapatılması lazım. Yani Amerikalılara biz kendi savunmamızı kendimiz yaparız. Ne arıyor bu Amerikan uçakları bizim tepemizde? Bu nasıl bağımsızlık? Bu nasıl ülke? Biz hangi tarihin şerefli evlatlarıyız? Şu acı tatbikat nedir? Senin üstünden vızır vızır gidecek, oradaki Müslüman yavruları bombalayıp dönecek, sen de burada oturacaksın. Hayır, bu millet bunu kabul etmez. Bu kanunsuz işleri yapanlara da Yüce Divan'da mutlaka hesabını soracaktır. Kesinlikle ifade ediyor. Bugünler gelir geçer. Bir de bunun hesap günü var. Bir de bunun hesap günü var. Komünizme karşı kullanılacak. Nerede komünizm yok. Müslüman ülkelere karşı kullanılacak, onlara karşı kullanılacak. Savunma için kullanılacak, taarruz için kullanılacak. Bakınız, bütün Avrupa ortak pazar ülkeleri katiyen sizin yanınızda olmayacağız diye bildirdiler. Bu TRT asla millete doğru haber vermez. Bu renkli gazeteler gerçekleri yazmazlar. İçinizde Avrupa gazeteleri takip edenler bilir. Biz onları takip ediyoruz ve görüyoruz ki onlar asla, şayet Irak Türkiye'ye tecavüz ederse Türkiye'nin yanında yer almayacağız. Almanya, Belçika açıkça bunu söylüyor. Neden? Çünkü NATO anlaşması savunma anlaşmasıdır. NATO komünizme karşıdır. Siz gittiniz, taarruz ettiniz. Bunun neticesine siz katlanacaksınız diyor. Şimdi Özal diyor ki Irak'ın gidip İran hava meydanlarına inen 200 tane uçağı şayet İran hava meydanından kalkmasına İran izin verirse bu İran'ın harbe girmesi demektir diyor. Şu çelişkiye bak. Kendi buradan Amerikan uçağını gönderip bombalattırıyor. Bu harbe girme sebebi olmuyor. Eğer İran Irak uçağının kalkmasına izin verirse bu harbe girmek demek olacak mı? Şu mantığa bakın.
şu düşünceye bakın. Sözde çocuk aldatıyor. Çıkmış o gün televizyonda, efendim bir eviniz olsa, evinizde bir huysuz komşu olsa, bu komşuyu çıkartmaz mısın? Sanki 23 Nisan'da çocuk efendi oynuyoruz. Yahu bak işte, işte bir evimiz var. Evimizde bir de huysuz komşumuz var. Adı da İzak Şamil. Hadi şu huysuz komşuyu çıkart da göreyim bak. Çıkart da göreyim. Yapılan işler anayasaya da aykırıdır. Üslerin kurulu statüsüne de aykırıdır. Milli menfaatlerimize de aykırıdır. Bütün milletin arzusuna da aykırıdır. Birinci gün alınan kararla 5 milyar dolar zarara sokulmuştur Türkiye. O günden bugüne kadar tam 7 aydan beri yapılan tatbikat ile ülkenin uğradığı zarar 30 milyar dolardan fazladır. Bugün Güneydoğu Anadolu'da 30 bin kamyon çürüyor. Ne bir tane lokanta, ne bir tane otel, ne bir tane bakkal dükkanında bir tek alışveriş yoktur. Neden? Eskiden İran, Körfez ülkeleri, Irak, bütün dünya yolunun üzerindeydik. Bu kadar tir kamyonu, bu kadar büyük bir hareket oluyor. Halbuki şimdi hiçbir mecburiyet yokken bize ne? İsrail Irak'ı ezecekmiş, biz de İsrail'in emrine yardım edeceğiz. Ne münasebet? Ne münasebet? Niye bunun için biz milli menfaatlerimizi ayaklar altına alalım? Ne kadar yanlış bir hareket. İki büyük akılsızlık yapılmıştır açıkça. Nedir? Bunlardan bir tanesi, önce bütün her türlü borular kapatıldı, ambargolar kondu, ondan sonra gittiler Körfez ülkelerinden, Amerika'dan para istemeye kalkıştılar ve hiçbir şey de almadılar. Şimdi bu söyledikleri rakamların hiçbir kıymeti yok. Çünkü Doğu ile Batı anlaştı. Avrupa'daki silahları atacak çöplük arıyorlar. Bu silahlar kaldırılacak. O çöplük gibi Türkiye'yi kullanıyor Batı. Kaldırıp bir yere atacak, çevre kirliliği yapıyor. İyisi mi Türkiye'ye göndereyim diyor. Bunlar da şu kadar hibe aldık, bu kadar milyar dolarlık yardım aldık diyor. Ne bunlar? Avrupalıların demode silahları, çöplüğe atmak istedikleri hurdalar. Bunlarla övünüyorlar. Öbür taraftan işte görüyorsunuz, önce İncirlik Üssü'nü Amerikalılara kullandırdılar. Gitti öbür tarafları bombaladı. Ondan sonra NATO'ya gidiyor, bizden beraber olur musun diyor. Peki Amerikalılara bu müsaadeyi verirken aklın neredeydi? Onlar da hayır, sizi korumayacağız dediler. Şimdi aralarında çatışma devam ediyor. Ne kadar şuursuz adımlar atılıyor görüyor musunuz? Halbuki Mısır, ona dediler ki sen bu işte bizim tarafta olacaksın. Hay hay. Benim 7 milyar dolar dış borcumu silin, ondan sonra Suudi Arabistan'a asker gönderirim dedi. Önce parayı aldı, sonra adım at. Bunlar önce adım atıyor, sonra para istiyor, elleri boş kalıyor. Boş kalıyor da ne oluyor? Antalyalı Hasan'ın tepesine balyoz iniyor. Çünkü bu kadar milyar dolar zam, zam, zam milleti eziyor. Bunların akılsızlığının cezasını çekiyoruz. Niye? Geçen sefer oy verirken bu milletin büyük çoğunluğu ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy verdi de onun için adalet-i ilahiye var. Adalet-i ilahiye var. Sen bunlara oy verirsen elbette cezanı çekeceksin. Bu faizcilere, bu ortak pazarcılara oy verdiğin müddetçe kölelikten, açlıktan, işsizlikten kurtulamazsın. Muhterem kardeşlerim, şimdi bir noktaya geldik. Bu noktada Türkiye bıçağın sırtındadır. Şu anda çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çünkü uzmanlar şu incelemeleri yapmışlardır. Amerika 2. Cihan Harbi'nden sonra hangi harbe girdiyse mağlup olmuştur. İşte Kuzey Kore, Güney Kore. Kore Harbi'ne girdi. Ben bütün Kore'yi kurtaracağım dedi. Bizim ordumuzun büyük kahramanlıklarına mukabil ağır zayiat verdi, şartları kabul etti, hezimete uğradı ve geri çekildi. Kuzey Kore, Güney Kore böyle çıktı ortaya, mağlup oldu Amerika Kore.
Öbür